Evet, merhaba herkese. Normalde 2 aydır Instagram'dan punch nakışıyla yaptıklarımı parça parça paylaşıyordum. Ama bu sefer soruları detaylı ve toptan cevap vermek için YouTube videosu hazırladım. İlk videoda da kendi punch toka yapma yöntemimi paylaşmak istedim. Ben her zaman ilk önce çıkarmak istediğim şekli aynı boyutlarıyla defterime çiziyorum. Daha sonra kullanmam için de daha kolay oluyor. Sonra kasnağımı alıyorum. Benim kasnağım 25 cm'lik bir kasnak. Kumaşımı alıyorum. Kumaşım da keten linen kumaş. Daha önce etamin kumaşla da yaptım. Onunla da oluyor. Diğer kumaş türlerini denemedim ama siz herhangi punch yaptığınız bir kumaşı kullanabilirsiniz. Problem olacağını sanmıyorum. Elimdeki o yuvarlak şey bir kapak, deterjan kapağı. Kapağı da boyutlara uygun diye seçtim. Kullanacağım toka aparatıyla uyumlu bir boyuttaydı. Ben de çizdiğim şekilleri ona göre çizdim. Defterimde olan şekilleri kalın kalemle üstünden geçiyorum ki kumaş üstüne koyunca daha net gözüksün, daha rahat çizebileyim diye. Gördüğünüz gibi şekillerimi kumaşıma çıkardım. Şimdi geldik iğne ve ip kısmına. Ben bu klasik her yerde gördüğünüz 3 adet başlıkla gelen punch iğnesini kullanıyorum. En kalın iğne ucunu kullanıyorum. Ama iğne ucumu olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. O 3 ile 4 arasında gibiydi. Çünkü çok pofidik bir şekil olsun istemedim. Siz daha puf puf dursun istiyorsanız tokalarınız, ona göre iğne ucunu daha uzun tutabilirsiniz. Sonra şeklimi işledim. Hepsini tamamladım. Bu işlediğim kısmı ben arkasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi daha kısa kısa duruyor benim iplerim. Eğer o iğnenin ucunu daha uzun tutsaydım daha pufidik olarak duracaktı ama ben öyle tercih etmedim. Şimdi bir sonraki aşama için keçe kumaştan onların boyutlarına uygun olarak parçalar kesiyorum. Yine o kullandığım kapağı kullanıyorum yuvarlakları kesmek için. O gördüğünüz çiçek ve gökkuşağı boyutlarını da onlara göre ayarlayıp o şekilde kestim. Şimdi de keçeleri yapıştırıyorum. Tutkal kullanıyorum. Çok amaçlı tutkal bu. Kuruyunca şeffaflaşıyor ve şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadım. Ne istediysem yapıştırdı. Kumaş ve ip olmak kaydıyla. Instagram'da bugüne kadar buna en çok sorulan soru tutkalımın markasıydı. İsmi PVA çok amaçlı tutkal diye geçiyor. En sonunda da üstlerine bir ağırlık koyup kurumaya bırakıyorum. Şimdi hepsi kuruyunca hepsini kesiyorum tek tek. Çevresindeki kumaşları olabildiğince dipten kesmeye çalışıyorum ama çok uğraşmıyorum çünkü sonra yakacağız bunları. İlk yaptığımda çakmakla yakmaya çalışmıştım. Yine olmuştu ama çakmak çabuk bitiyor. Mum yaktım. Tabii bu işlemi yaparken dikkatli olmamız lazım. Çok uzun süre tutarsak tamamı yanabilir. Yaktıktan sonra da aslında kenarları gayet iyi duruyor ama ben daha temiz dursun diye ip geçmeyi denedim ilk seferimde. Sonucu da beğendim. O yüzden hep öyle yapmaya devam ettim sonra. Burada kullandığım tutkal az önce kullandığım çok amaçlı tutkalın aynısı. Sadece daha küçük bir fırçayla uyguluyorum. Daha küçük bir yüzey diye. Bu kısmı yaparken hiç acele etmeyin. Bazen sinir bozucu olabiliyor, ip kayabiliyor, eliniz yapışabiliyor ama eğer sabrederseniz sonuç çok güzel oluyor. Şimdi tokalı yapıştırma kısmına geleceğiz. Benim kullandığım toka aparatı timsah dişli toka aparatı olarak geçiyor. Bunu çok bulmaya çalıştım. Bir türlü bulamamıştım. İsmi garipmiş sadece. Haberim yoktu. Bu arada kuruduktan sonra o tutkal şeffaflaşınca kenarlarında hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. İlk yapınca bir beyazlık kalıyor gibi düşünebilirsiniz ama kuruyunca geçiyor hepsi. Evet, artık son aşama. Burada silikon yardımıyla yapıştırıyorum toka aparatımı. Önüne arkasına bakarak dikkatli yapıştırıyorum çünkü ne tarafına durmasını istediğime karar veriyorum. O şekilde yapıştırıyorum. Bu arada en çok karşılaştığım diğer sorular da kumaşı ve toka aparatlarını nereden aldığım ama ben nerede uygun bulursam oradan alıyorum şimdilik. İnternette aratıyorum. Güvendiğim ve uygun bulduğum herhangi bir yerden alabiliyorum.
Aynı adımları izleyerek sadece sonunda broş aparatı takarak broş da yapabilirsiniz. Hatta belki küpe bile yapılabilir çünkü hafif oluyor bunlar, çok ağır değil. Evet, tokalar hazır. Zaten silikon çok çabuk kuruyor. Tutkanın kuruması biraz uzun sürüyor. O yüzden benim bunların hepsini çekmem 3 günümü aldı. Çünkü gece boyunca kurumalarını bekledim. Burada da tokalarımı koymak için kendime küçük bir karton hazırladım. İlk videomu da bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım beğenirsiniz. Sorunuz olursa mutlaka sorun. Cevaplamaya çalışırım. Hatta yeni bir video bile çekebilirim. Instagram'dan ve buradan takiplerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.